En geniş çözüm kümesi için hepsini sol tarafa atıyorum. X kare eksi 2x eksi 35 küçüktür 0 olacak arkadaşlar bu şekilde. Haliyle x eksi 7, x artı 5 küçüktür 0. Köklerimiz zaten eksi 5 ve 7 oldu. Artı eksi artı eksi 5, 7 açık aralığı değişiklik. x kare artı 41'i 0 yapma şansınız var mı? Hayır. Ne verirseniz verin bu pozitif olacaktır. O yüzden şöyle kocaman artı yapalım. Oradan bir katkı yok. x eksi 4 büyüktür 0 olması gerekiyor böylece. x büyüktür 4 olur. En küçük 2 değer 5 ve 6 toplamları 11. Bu şekilde artı eksilere de dikkat etmek gerekiyor. Mavi kutuda oluşan sayı bunların çarpımıysa x eksi 2 çarpı x kare eksi 6 olacak arkadaşlar. Ve yeşilde oluşan kutudaki sayıda x çarpı x eksi 2 olacak. Hangisi daha küçükmüş? Mavide oluşan daha küçük. Böyle yaptım. x eksi 2'leri sadeleştirmek yok. Öbür tarafa atmak var. Çünkü sadeleştirirseniz tablo yanlış çıkar. Gerçekte de zaten biz kafamıza göre sadeleştiremiyoruz. Pay ve paydayı sadeleştirme hakkımız var. x kare eksi 6 eksi x küçüktür 0. x eksi 2 parantezini aldım. Burada bakın x kaldı o yüzden böyle oldu. x eksi 2 parantezinde x eksi 3 x artı 2 diye de bunu çarpanlarına ayırmış oldum. Küçüktür 0. Tabloyu yaptığımız zaman eksi 2, 2 ve 3 artı eksi artı eksi. Çözüm aralıkları arkadaşlar bunun küçüktür 0 olduğu için eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar birleşim 2 ile 3 arası. Aralıklarından biridir dediği için C şıkkı doğrudur. Eksi sonsuz eksi 2 yok bakın şıklarda. Arkadaşlar bu soruda da yine her zaman söylediğim gibi payları sadeleştirme hakkımız yok. Hep öbür tarafa atacağız. Peki atarsak ne olur? Attığınız zaman hata yaptığınızı göreceksiniz. Çünkü matematikte ne zaman sadeleştirme yapılır biliyor musunuz? Bir kere denklem olması lazım. Şöyle eşitsizlik değil. Orada bir denklem olacak. Sonra işte burada da x artı 5 falan olsun. Bunları sadeleştirmen için soru özellikle sana x eşit değildir eksi 4 diye vermesi lazım. Böyle bir bilgi vermiyorsa muhakkak sadeleştirmeden ortak parantez olarak kök bulmanız lazım. Burada eşitsizlikte kesinlikle buna yapı yapacaksınız. Bu yüzden x kare artı 1, x artı 3 olarak öbür tarafa attığım zaman eksi x eksi 3 olur. X artı 4 parantezinde x kare eksi x eksi 2. Ee, ne tarafa attık? Sağ tarafa attık. O zaman küçük eşit 0 oldu. Köklerden bir tanesi x artı 4'ten dolayı eksi 4. Diğeri de x eksi 2 çarpı x artı 1'den dolayı gördüğünüz gibi eksi 4 oldu. Eksi 1 oldu ve 2 oldu. Artı, eksi, artı, eksi. En geniş çözüm kümesi sorulmuş. Küçük eşitlendiği için eksi sonsuzdan eksi 4'e kapalı aralık. Birleşim eksi 1, 2 kapalı aralık, kapalı aralık D şıkkı. 2 üzeri x kare eksi x eksi 10 küçüktür 2 üzeri 10. Böylece x kare eksi x eksi 10 küçüktür 10 arkadaşlar. x kare eksi x eksi 20 x eksi 5 ve x artı 4 küçüktür 0. Tabloyu yaptığımız zaman eksi 4 5 olacak. Artı eksi artı. Eksi 4 ile 5 aralığında olması lazım. Ancak bizden doğal sayı istediği için 0 ile 5 aralığı olması lazım. 0 dahil 5 açık. Toplam burada 5 tane sayı var D şıkkı. Obez olduğuna göre arkadaşlar bu aralığı kale alacağız. Ve neymiş? Bu kilosunun boyunun karesine. Boyunu bilmiyoruz. X kare dedim. Büyük eşit olması lazım. 30. Çünkü büyük eşit olursa arkadaşlar obez sayılıyormuş. Sadeleştiriyorum. 120 ile 30'u 4 oldu. 4 bölü x kare Eksi 1 büyük eşit 0. Her zaman bir tarafı 0 yapmamız lazım. İçler dışlar çarpımı yok. Payda da x varsa 4 eksi x kare bölü x kare büyük eşit 0. 4 eksi x karenin kökleri eksi 2 iki ve 2'dir. Bir de arada 0 var x kareden dolayı. Böylece 2 olmuş oldu. Eksi 2 0 2 oldu. 0 çift katlı kök. Şimdi bakıyoruz artı pardon eksiyle başlayacağız. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, x karenin katsayısı eksi. Eksi artı artı eksi. Şimdi burada alması gereken e, ne diyordu bize? Bu kişinin boy uzunluğunun metre cinsinden değeri. Eksi 2 olabilir mi insanın boyu? Olamaz. Burayı almak yok o yüzden. 0 payı paydayı sıfır yapar. Olmaz. Bu yüzden 0, 2, birisi açık, birisi kapalı aralık. D şıkkı. Zıt işaretlerde özel bir durum var arkadaşlar. Ben konu anlatımında YouTube'da bahsettim ama isteyen için bir daha göstereyim. B kare 4 ac normalde büyüktür sıfır olması lazım. iki farklı kök için. Ancak zıt işaretli olduğu için c bölü a yani kökler çarpımı negatif ya. Haliyle c bölü a negatifse c çarpı a da negatiftir. Çünkü 1 artı 1 eksi ise 1 eksi 1 artı olmalı. Fark etmez yani her türlü bunların çarpımı eksi. Burada da eksi var. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır artıyla 1 b kare yani bir sayının karesini toplarsanız bu sıfır bile olsa garanti pozitif çıkıyor. O zaman delta'ya gerek, gerek kalmıyor bakmaya. Sadece bunun zıt işaretlerde söylüyoruz. O zaman direkt bu soruda şunu söyleyebilirim. Kökler çarpımı c bölü a küçüktür sıfır olmalı. Sıfır köklerden bir tanesi 3 köklerden diğeri artı eksi artı. Böylece m'nin değer aralığı 0 3 açık aralığı a şıkkı oldu. Karıştırmış haline bakalım o zaman. Yanlış yapmış arkadaşlar. Yani diyor ki tek katlı kökü normalde çift zannediyor. Bu çift katlı kökün kuralını tek katlı olarak zannediyor. Haliyle 1, 4. Ee, normalde tek katlı da işaret değiştirmez. Şey işaret değiştirir pardon. Ama şimdi çift katlı olunca işaret değiştirmeyecek. Bu yanlış kurala göre. Artıyla başlayacak. Eksi olacak. Burada bir de arkadaşlar tek katlı kök olduğu için yanlış bildiği için değişmeyecek. Dolayısıyla cevabı bunun 4 sonsuz olacak. Bu yanlış cevap. Olması gereken ne normalde? 1 4 artı artı eksi. Yani doğru cevabı yazıyorum buraya dikkat lütfen. 1 sonsuz eksi 4. Neden? 4 arkadaşlar bu denkleme sıfır yapar onu alamayız. Haliyle bu yanlış olan A kümesi doğru olan B kümesi. B'nin A'dan farkı nedir ee, bakarsak? Pardon bu yanlış affedersiniz bu doğru. E, dolayısıyla bir sonsuzla dört sonsuz arasında ne fark var arkadaşlar? 2 ve 3 tam sayıları B'de var A'da yok. 4 her ikisinde de yok zaten. O zaman sadece 2 ve 3'müş arkadaşlar. B fark A'nın elemanları böylece 2 elemanlı oldu B şıkkı. Bileşki fonksiyon sorularında içerideki değeri bilmiyorsanız dışarıdan başlayarak hareket etmeniz lazım. Diyorum ki ben F içinde F içinde F x eksi 2 var arkadaşlar haliyle burası ne olmalı ki? Eksi 4'ten büyük olmalı. Eksi 4 y değerleridir. Y değerlerine bakarken yatay doğrular çizebilirsiniz. O zaman arkadaşlar eksi 4'ten büyük olduğu yerler bakın bu mavi ile taradığım yerler. Peki eksi 4'ten büyük olması için x'in neler olması gerekiyor? X için de dikey doğrular çizmek gerekiyor. Demek ki x'in arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 3'ten büyük değerler alması lazımmış. Haliyle burada içteki değer artık orasına iç diyeceğim. Yani f FX x eksi 2 büyük olmalıymış eksi 3'ten büyük eşit büyük eşit demeyin pardon büyüktür diyormuş büyüktür eksi 3 olmalı. Yine geliyorum şimdi arkadaşlar tekrar burayı silip fonksiyon f fonksiyon sonuçta içeride ne olursa olsun f f'tir. F'in arkadaşlar eksi 3'ten büyük olduğu yerler nereler? Buralar gördüğünüz gibi. Bunun içinde bak sıfırdan büyük yerler olması gerekiyormuş. Demek ki içeride ne var? F x eksi 2 var. Bunun arkadaşlar sıfırdan büyük olması gerekiyor. Şimdi son mevzumuz artık. Fonksiyonun sıfırdan büyük olduğu yerler nedir? x ekseninin üstünde kalan yerlerdir. İşte burası. x ekseninin üstünde kalan yerler için hangi x değerlerini alması lazım? Dikey doğrular çizdiğin zaman 2'den başladığını görüyorsun. Demek ki içeride artık x eksi 2 var. Bunun arkadaşlar 2'den büyük olması gerekiyor. X 4'ten büyük olmalıymış 4 sonsuz. Lütfen bu dediğime göre yapmaya çalışın. Eşitsizlik sorularında ben hani kendi kanalımda YouTube'da şey yaptım. Grafikler üzerinden bunları zaten bahsettim. İsterseniz oradan bir daha bakabilirsiniz ama bu soru gerçekten konu anlatım sorusu gibi bir soruydu arkadaşlar. Kale alarak bu şekilde bundan sonrasını siz de yapabilirsiniz. Birincisi arkadaşlar soruda neyi göreceğiz? Delta büyüktür 0 çünkü iki farklı kök var. Bu delta'yı hemen size göstereyim. Sorunun en gıcık kısmı burası çünkü. 9m kare eksi 24m artı 16 eksi 4 çarpı m 7 çarpı 1. Buradan da 9m kare 24m artı 16 4m artı 28. 9m kare eksi 28m artı 44 büyüktür 0 mı acaba? P veya daha doğrusu hangi değerleri verirsek 0'dan büyük olur? Çarpanları mı ayıracağım? Hayır. İşte ne yapacağım? O zaman arkadaşlar burada m'ye ne verirseniz verin arkadaşlar. Bu denklem 0'dan büyük geliyor. Niye biliyor musunuz? Şu an denklemin deltasına bakmıyorum. M'nin deltasına bakıyorum. Delta m diyeyim. 576 eksi 44 çarpı 9 çarpı 4 olduğu için bu sıfırdan küçüktür. M'ye ne verirsem ver. Bu ikinci derece denklem. M'nin köklerine bakıyorum. Bak kök yok. Ne verirsem vereyim. Gördüğünüz gibi M pozitif e, bu denklem pozitif oluyor. Demek ki delta sıfırdan büyükmüş. Şansa bala hani bununla uğraşmayan arkadaşlar zaten yaptım hocam geçti derdi. Ama bunu da bence görmeliyiz. İleride türevde falan lazım oluyor. Bu şekilde bunu söyledim. Orayı hallettik. Ne verirsek verelim delta sıfırdan büyükmüş. O zaman ikinci ve üçüncü basit yorumlar. Kökler toplamı, ikisi de pozitif olduğu için kökler toplamı pozitif. Yani 3m-4 pozitif, m buradan 4 bölü 3'den büyük. Üçüncü yorum, kökler çarpımı c bölü a pozitiftir, ikisi de pozitif olduğu için. Böylece m-7 sıfırdan büyük, m 7'den büyük. Bunların hepsini sağlayan ortak değer ne çıktı? m'nin 7'den büyük olması. 8 artı 9, en küçük 2 değer 17 yaptı, b şıkkı. Temel trigonometri bilgisi tan alfa tan beta'ya bakmamız yeterli. Tan alfa sol tarafta arkadaşlar x bölü 3. Tan beta sağ tarafta arkadaşlar 3 bölü x. Haliyle beta alfadan büyükse tan beta tan alfadan daha büyüktür. Bu yüzden 3 bölü x büyüktür x bölü 3'tür. Payda eşitleyeceğiz. Sakın içler dışlar yapmak yok arkadaşlar. Ee, hadi burada yine x sıfırdan büyük dediğiniz için belki kabul edilebilir ama ben hata yapmamak adına her zaman riske girmemek gerektiğini ve düzgünce yapmak gerektiğini düşünüyorum. Böyle yapacağım. Büyüktür sıfır diyorum. Payda eşitliyorum. 9 eksi x kare bölü 3x büyüktür sıfır diyorum arkadaşlar. Haliyle buradan artık ne söyleyeceğiz? Bir kök eksi 3, bir kök 3, bir kök de sıfır. Neyle başlayacağız? Eksi artı eksi artı. O zaman artı olduğu yerler burası ve burası ancak tabii ki bir uzunluk negatif olamayacağı için sadece 0,3 aralığını almalıyız D şıkkı.